Sevgili gençler, hoş geldiniz. Özde 1 Türkiye geneli AYT deneme sınavı matematik sorularının çözümlerini yapacağız. Yine birbirinden güzel, kaliteli, üniversite sınavında çıkabilecek yeni tarz sorular mevcut. Kısa ve pratik yollardan çözümle başlayalım. Birinci soruda ABC gerçek sayılar diyor. A küçük, B küçük, karekök B, o da küçük, mutlak değer A. Burada C ifadesinden bahsetmiş. Burada soruda C yok. Büyük ihtimalle bir hata olmuş sevgili gençler. Aşağıda hangisi doğrudur? Şimdi burada yapmamız gereken olay şu. B küçük karekök B diyor. Her iki tarafın karesini aldığınızda B kare küçük B, karesi kendisinden küçük olan sayılar sıfırla bir arasındaki sayılar olacak. Bir de A mutlak değerinden küçük olacak. Mutlak değeri kendisinden küçük olan sayılar sıfırdan küçük olan sayılardır. Bu şartı sağlayan B seçeneği. A sıfırdan küçük, B de sıfırla bir arası. Geçiyorum ikinci soruya. İkinci soruda burada şöyle bir durum arkadaşlar söz konusu ABC. Soruda diyor ki doğru üzerinde 3 çember yazılan sayıların toplamı birbirine eşitmiş. Yani burası ABC ise burası ABC olacak. Burası da ABC olacak. Yani kısaca. ABC, ABC, ABC. Şimdi bunları ben topladığımda bakın 2A, 3B, 2C ve 3B var. Bunların toplamı neymiş? 3'ten 9'a kadar sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 olur. 1 ile 2 olmadığı için 45'ten de 2 çıktı. 42 olur. Burası 42. Peki. Ben bunu 2A ve 2C çift sayı olduğu için B'ye de çift sayı vermem lazım. B'ye büyük sayı vereyim ki bu ABC toplamı en küçük değer olsun. En büyük çift B'ye 8 yazabilirim. 8 kere 3 24. Geriye kaldı 18. Buraya 18 kaldı. A artı C 2'ye bölsem 9 olur. 9 da 8'in toplamı A artı C 9, B de 8'di. Toplarsam 17 olur. Geçiyorum 3. soruya. 3. soruda da yine ardışık sayılar verilmiş. 4 A, B, C. Şimdi bakın şöyle yapabiliriz. Ardışık çift sayılarmış. 4 küçük A, B yerine A artı 2 ve C yerine de A artı 4 yazılabilir. Benden istenen ne? Diyor ki bu ifadenin ABC'ye bölümünü soruyor. Tam bölünmüyormuş. A çarpı B çarpı C. Peki ben B yerine A artı 2 yazıyorum. Ve C yerine A artı 4 yazarsam ne olur? Şuradaki A artı 4'ler sadeleşti. A artı 2'ler sadeleşti. A artı 8'in A'ya bölümü. Çift sayılarmış bunlar. 6'ya 4'ten büyük 6 yazarsam bölünmez. A yerine 8 yazacağım. A'ya 8 yazarsam 8 10, C'de 12 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Geçiyorum 4. soruya. 4. soruda diyor ki burada TK demek K kümesinin elemanının toplamı demektir. TC C'nin toplamı küçükmüş. A'nın toplamı. Şimdi bakın TC C 3 artı C'nin toplamı küçük olacak. B'dekiler pardon A'dakilerin toplamı 3 artı A. O da küçük olacak. B'dekilerin toplamı 5 artı B. Şimdi ben eğer C yerine 1 yazarsam C gördüğüm yere 1 yazarsam burası 4 oldu. Burası 4'ten büyük olacak. Ve B yerine 1 yazdığında 3'ünden de 1 oldu. Halbuki burada diyor ki ortak olan yalnız bir eleman olacak. Yalnız bir eleman olacağı için B'ye 1 yazamam. Yani burası 6 olmayacak. B'ye 2 yazdığında burada 2, 2'ler ortak. Bir daha 2 yazamıyorum burada. O zaman B'ye en az 3 yazabilirim. Çünkü ABC sayılan toplamı en az istiyor benden. Burası 8 oldu. Peki A yerine ne yazıyorum? 1, 2 yazamam. Bir kümede bir eleman aynı zamanda 2 defa yazılmaz. Dolayısıyla 3 yazarsam 3'ler ortak olur.
Olmaz. 4 yazabilirim ancak. A'ya 4 yazabilirim. Dolayısıyla ABC'nin toplamı 1, 4 daha, 5, 3 daha, 8. Doğru cevap D seçeneği olmuş olur sevgili gençler. Burada eğer anlaşılmayan bir husus olursa lütfen yorumlara yazın. Ben daha ayrıntılı bir şekilde size açıklama yaparım sevgili gençler. Şimdi burada da diyor ki MN'nin alt kümesi o da 1, 2, 3. Şimdi burada ben N kümesini 1, 2, 3 her küme kendisinin alt kümesidir. 1, 2, 3 seçtiğimde o zaman kaç tane farklı M kümesi yazabilirim? 1, 2, 3'ün alt kümeleri. 1, 2, 3, 3 elemanlıdır. 2 üzeri 3, 8 tane alt küme yazabilirim. Gençler bakın 8 tane alt küme. Burası önemli. Peki bu alt kümelerden biri boştur. Ama burada diyor ki boş kümeden farklı. Demek ki o zaman M 7 tane yazılabilir. Boşu saymıyoruz. Peki aynı şekilde eğer N kümesi 1 ile 2 seçersem. Bakın 1 ile 2 seçebilirim. 2 ile 3 seçebilirim. Veya 1 ile 3 seçeceğim. 1 ile 3. Peki 1 ile 2 seçtiğimde alt küme sayısı M için alt küme sayısı yani 1 ile 2 ile oluşturulabilecek küme sayısı kaçtır? 2'nin karesi 4. Peki boş kümeyi çıkartıyorum. 3 boş kümeyi çıkartmam lazım. Çünkü boş küme M olmaz. Demek ki bunun için 3, bunun için 3, bunun için 3. M kaç tane oldu? 3 kere 3, 9 tane de oradan küme elde edildi. Bir de N kümesi 1 yazılabilir, 2 yazılabilir ve 3 yazılabilir. 3 alt kümeler aynı şekilde M de olabilir bunlar. Buradan da 3 tane gelir. 3, 9 ve 7'nin toplamı. Topladık 12, 7 daha 19. Doğru cevabımız D seçeneği. Güzel bir soruydu sevgili gençler. Altıncı soruya geldik. Burada bir tanımlama yapmış. Daha önce üniversite sınavında çıktı böyle bir soru. Buradakinin iki fazlasını karesini alıyormuşuz. Bakın 3'ün iki fazlasının karesi. O zaman denklemimizi kuruyoruz. 2 fazlası x artı 1 olur. Karesi. 2 fazlası x artı 2'nin karesi. Eşittir. X artı 3'ün karesi. 2 fazlasını alıyorum. 0'ın 2 fazlası 2'nin karesi. Resmen bu denklem sevgili gençler. İşte birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Eksi x kare olur. Burada 4x gelir. Eksi dağıtıyoruz. Eksi 4 eşittir. X kare artı 6x artı 9 bir de 2'nin karesi var 4. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Sağ sola attığımızda x kare artı 8x artı 16 eşittir 0. Bu x artı 4'ün parantez karesidir. X eşittir. Eksi 4 olur. Benden x değerini soruyor. Doğru cevap A seçeneğidir. Geçiyorum. Güzel bir soruydu. 7. soruya geldik. Sevgili gençler, 7. soruda şimdi şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Burada diyor ki A, B ve M birer pozitif tam sayı ve bunun değeri bir pozitif tam sayıymış. Yani sadeleşiyormuş. Yani x eşittir A ve B kökleridir. Bunun kökleridir. Kökleri A ve B'dir. Yukarının kökleri. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi kökler toplamı ve kökler çarpımı hatırlayalım. X1 artı x2 kökler toplamı eksi b bölü a. Kökler çarpımını hatırlayalım. X1 çarpı x2 c bölü a. Şimdi kökler toplamı a artı b. A artı b eksi b bölü a'dan m bölü 2. Peki kökler çarpımını yazalım. A çarpı b ne? 24 bölü 2'den 12. Çarpımı 12 olan sayılar neler olabilir? 1 ile 12, 2 ile 6, 3 ile 8 olabilir. Ama burada şimdi şöyle bir şey dikkat etmemiz lazım. Burada 2'ye bölünecek. Yani çift sayıları seçeceğim. Şöyle ki 1 ile 12, 2 ile 6, pardon 8 yanlış yazmışım. Hemen geri alıyorum. 1 ile 12. Evet, 2 ile 6, 3 ile 4. Bu çarpanlar olabilir. Peki kökler toplamı eğer 3 ile 4'ü alırsam şimdi m bölü 2 eşittir. 3 ile 4'ü aldığımda eğer 3 ve 4 olursa 7 yani m eşittir 14 olabilir.
Peki 2 ile 6'yı alırsam m bölü 2 8 ise m eşittir 16 olabilir. M bölü 2 kökler toplamı 1, 12 daha 13. M eşittir 26. Bunları topladığımda gençler, bunun da toplamı kaç çıkıyor? 56 çıkıyor. Doğru cevap D seçeneğidir. Gayet güzel bir soru. Geçtim 8. soruya. Sevgili gençler, 8. sorudan şöyle bir şey, tanım kümesi ve görüntü kümesi. Şimdi fx verilmiş, x artı 1. Şimdi tanım kümesi şu anda nedir fx'in? Eksi 1 ile 4 arası. Bakın yazıyorum. Tanım kümesi. Fx için tanım kümesi şöyledir. Eksi 1 ile 4 arası. Ben nasıl bir şey uyguluyorum burada? Diyor ki bir birim sola ötelenecek. Bir birim sola. Bir birim sola ötelemek demek bunları birer tane küçültüyorum. Yani eksi 2'ye 3. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Eksiyle çarpmak demek. Burada eksiyle çarpmak tanım kümesini değiştirmez. Sadece ve sadece eksiyle çarpmak demek. Burada y eksenine göre simetri almak demektir. 3 eklemek de yine dikeydeki bir harekettir. Yani 3 birim yukarıya götürmektir. O zaman tanım kümesi eksi 2 ile 3 oldu. Peki görüntü kümesine gelelim. Arkadaşlar görüntü kümesi. Şimdi fx yani bu artık gx'in tanım kümesi oldu. Peki fx'in görüntü kümesi nedir? Onu göstereyim size. Görüntü kümesi en küçük değeri eksi 1, en büyük değeri de 2. O zaman görüntü kümesi eksi 1'e 2'miş fx'in. Diyor ki fx'i eksiyle çarp. Eksi 1 ile çarparsak bunu bakın. Eksi 1 ile çarparsam ne olur? Eksi 1 ile çarpmak demek. Simetriğini almak demek. Yani 2'ye 1 olur. Eksi 2'ye x eksenine göre simetriğini alıyorum. 1 oldu. Bir de 3 birim yukarı kaldıracağım. 3 birim yukarıya doğru grafiği öteliyorum. 3 birim götürürsem arkadaşlar 1'e 4 olur. 3 birim yukarıya doğru kaydırırsam 1'e 4 olur. Bu da görüntü kümesi. Şimdi rengi değiştireyim ben bunu. Şöyle yapayım. Bakın tanım kümesi bu. Görüntü kümesi bu. Kesişimini istiyor benden. Eksi 2 ile 3 arasını çizeyim. Bakın eksi 2 ile 3 arası. 1 ile 4 arası. Bir burayı tarıyoruz. 1 ile 4 arası. Bir de burayı tarayacağız. İkisinin kesiştiği yer 1 ile 3 arası. Doğru cevabım C seçeneğidir sevgili gençler. Bu da bu şekilde geçiyorum bir sonraki sorumuza. 9. soru. 9. soru. İkinci derece denklem verilmiş. Burada kökler biri negatif kök, biri pozitif kök. O zaman hemen tek yapmam gereken kökler toplamı. X1 artı X2 eksi B bölü A. Yani eksi 5 çarpı K artı 1 bölü K artı 4. Peki kökler toplamı ne olacak? Bakın burada mutlak değerce negatif kök daha büyüktür diyor. Mutlak değerce. O zaman kökler toplamı negatif olacak. Peki kökler çarpımı ne? X1 çarpı X2 C bölü A'dan 2 çarpı K eksi 2 bölü K artı 4. Biri pozitif, biri negatifse kökler çarpımı da sıfırdan küçük olmuş olur sevgili gençler. Şimdi kankalar, bu eşitsizlik yapabilirsiniz. Bakın değerde yazabilirsiniz ama eşitsizlikle daha rahat çözersiniz. Mesela bu nasıl çözülüyor eşitsizlikten? Şöyle. Hemen 2 ile 4 eksi 4'e 2'yi koyalım. Artı eksi artı sıfırdan küçük dediği için bu arada. Bu arada bir sürü değer var. Yani bu şık olamaz. Şimdi şurayı yapacağız. Şurayı çözüyorum. K eşittir eksi 4 ve K eşittir eksi 1. Bakın işareti eksi olduğu için eksiyle başlıyoruz. Eksi, artı, eksi. Sıfırdan küçük dediği için negatif yerleri alacağım. Eksi 1'den büyük ya da eksi 4'ten küçük. Biraz önce ben elemiştim. Bu arada demiştik. İkisinin ortak yeri alacağız. Eksi 1'den büyük kimdir? 1'dir.
Eksi birden büyük bir yerine yazıp da deneyebilirsiniz. Eşitsizlikle çözülebilecek bir soru. Geldik 10. soruya. 10. soruda önermesi yanlış. Bir mantık sorusu yanlışmış. İse de yanlış 10 numara demektir. 1'e 0. Yani Q1, P0. Bakın bunlar önemli. Şimdi Q1 demek burası doğru, burası yanlış olması lazım. Kutulardaki bilye sayıları toplamı tektir. A çarpı B çifttir diyor. Yanlış olacağına göre demek ki A çarpı B tekmiş. Doğrusu A çarpı B tek. Peki A üzeri B tekmiş. Evet, A üzeri B tek doğru bir şeymiş. Demek ki A üzeri B tekse kesinlikle A tektir. Ve çarpımlar da tekse B de tektir. A ve B tektir. Kutuda bilye sayıların toplamı tektir. Peki tekle teki toplarsak çift olur. Yanlış. Birincisi yanlış arkadaşlar. B kutusuna bir bilye A kutusuna konursa iki kutudaki bilye sayıları çift olur. Evet. A'da her ikisi de tek olduğu için tekten öbürüne verirsen çift olur. Orada da çift olur. Doğru. İkinci madde doğru. Burası doğru. İki kutudaki toplam en az 3 bilye vardır. Yok 1 üzeri 1, 1, 1 bilyede de olabilir. Dolayısıyla burada kesin bir şey söyleyemeyiz. Yalnız 2 doğru cevap A seçimi. Geçiyorum. 11. soruya. 11. soruda güzel bir polinom sorusu sevgili gençler. Ben Px eşitliğini hemen diğer tarafına atayım. Bu tip sorularda fonksiyon gibi çözeceğiz. Eksi Px gençler. Korkmayın bunlar kolay yapabilirsiniz. Kendinize güvenin. Çok basit. P2 1'miş. X yerine 2 yaz. P3 eksi P2 eşittir. X yerine 2 yazdığımız için 3. Peki X'e 2 yazdık. Şimdi X'e 3 yazalım. Ta ki bizde ne istiyor? X eksi 1 ile bölümünden 0'a eşitle. X yerine 1 koyuyoruz. P5 nedir diyor. Bizden istenen P5. Bunu bir kenara not eder. O zaman X yerine 3 yazdığımızda P4 eksi P3, 3 yazdığımızda 4. X yerine 4 yazdığımızda P5 eksi P4, o da eşittir 5 oldu. Ve bunun altına bir çizik çiziyoruz. Taraf tarafa topluyoruz. Bakın şunlar gider. Şu rengi değiştireyim sevgili gençler. Bakın P3'ler gitti. P4'ler gitti. Ne oldu? P5 eksi P2 eşittir. 3, 4, 5'in toplamı 12. P2 kaçtı? Verilmişti burada. P2 1. P2 1 ise 1 eşittir. Diğer tarafına atıyoruz. P5 eşittir. 13. Bakın zor bir soru değil. Bursa doğru cevabımızdır. Geldik 12. soruya. Yine bir polinom sorusu. Şimdi diyor ki baş kat sayısı 1. 5. dereceden bir Px polinomu. Kökleri gerçek sayı. Köklerin oluşturduğu küme 2 elemanlıdır. Bunlar kökmüş 0 olduğu için. Demek ki Px polinomumuz şöyleymiş. Ya x artı 1'in kuvvetleri, x artı 1'in bir kuvveti baş katsayısı da 1 olacakmış. Ya da x eksi 2'nin kuvveti olacak. 5. dereceden olduğuna göre nasıl düşünebilirim? Bunu 3. dereceden, bunu 2. dereceden düşünebilirim. Veya şöyle olabilir. X artı 1'in birinci kuvveti olabilir. X eksi 2'nin dördüncü kuvveti. X eksi 2'nin dördüncü kuvveti olabilir. Diyor ki sabit terimi pozitif. Onun için burayı çift seçmem lazım. Bakın dikkatinizi çekeyim. Orayı çift seçmem lazım. Evet. Yani X eksi 2'nin dördüncü kuvveti seçiyorum. Bakın eksi 2'nin karesi sıfır yazdığımızda çift seçmeliyim ki pozitif olsun burada. Çünkü öyle demiş. Peki 1 ile 5 seçemiyorum yani. Diğer durumda 2'ye 3 yapamıyorum. Diyor ki K'nın alabileceği değerler toplamı. X yerine 0 yazarsanız buradan sabit terimi 1 çarpı 2'nin karesine 4. Buradan 1 çarpı birinci kuvvetli sevgili gençler. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16. 1 ile çarparsak 16 olur. Toplamı 20 olur. Güzel bir soru. Doğru cevap E seçeneği diyoruz. Geçiyorum. Bir sonraki soru. 13. sorudayız. 13. soru karmaşık sayılarla ilgili bir soru.
Şöyle ki ABI BAI varmış. Birbirinin eşleniğidir diyor. Değil. Burada eşlenikle ilgili burada sıfırdan farklı birer sayılardır diyor. Şöyle bir şey yapılabilir. Z'yi i parantezine alırsanız şöyle bir şey olur. B eksi AI olur. Böyle en fazla böyle bir durum olabilir. Birbirinin eşleniği değildir. Birinci madde yanlış. Z çarpı V gerçel sayıdır. Z çarpı V. Şimdi bakın. Bu B artı AI. Z neydi? I çarpı B eksi AI. W neymiş? B artı AI. Şimdi bir de i çarpanı var. Burada da i var. Eğer i ile çarparsak i kare eksi 1'dir. Buradaki bilgileri not edelim. I kare eksi 1. Bir de her zaman a artı bi ile a eksi bi'nin birbirinin eşleniklerinin çarpımı kısaca a kare artı b karedir. Bunu da haberiniz olsun. Bu bilgi de not edelim. Bu ikisinin çarpımı bir gerçel sayı olur. Yani bunun cevabı b kare artı a kare olur. İ kare de eksi 1'dir. Eksi 1 ile çarpımı gerçel sayıdır. Yani bu gerçel sayıdır. Doğru. Z V'ye eşittir diyor. Yanlış. Böyle bir şey Z V'ye eşit değildir. Her zaman doğru olmayabilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Geçiyorum 14. soruya. 14. soru klasik bir karmaşık sayı sorusu sevgili gençler. Z çarpı Z eşlenik soruyor. Biraz önce söylemiştik. Z çarpı Z eşlenik arkadaşlar. A artı BI ile A eksi BI'nin çarpımı biraz önce söyledim. A kare artı B karedir. Haberiniz olsun. Birbirinin eşleniği kısaca budur. Peki buradan hemen Z'yi bulalım. Çok basit bir şekilde. Z eksi 3 eşittir. 2Z artı 2 kere 3'i 6 eksi 5. Bakın kolay bir şey. Bu Z'yi buraya atarsanız Z kalır. Bunları eşitliğin diğer tarafına atarsanız eksi 3 eksi i olur. Bizden neyi istiyor? Z çarpı Z eşlenik yani a kare artı b kareyi soruyor. Eksi 3'ün karesi artı eksi 1'in karesi o da eşittir. 9 bir daha 10 olur. Doğru cevabımız E seçeneğidir sevgili gençler. Hemen 15. soruya geçiyorum. Ben biraz hızlı geçiyorum. Siz bunları durdurup tek tek dinleyebilirsiniz. Tane tane. Önce kendiniz çözmeye çalışın sevgili gençler. Bakın burada kökler toplamı denklemi B artı C nedir diyor. Kökler toplamı X1 artı X2 6'dır. Ve kökler çarpımı da 4. X1 çarpı X2 C bölü A'dan 4'tür. Peki yukarıdaki denklemde şimdi kökler toplamı diyor ki mesela bunun kökleri X1 ve X2 olsun. Denklemin köklerinin kareleridir diyor. Demek ki bu denklemin kökleri bunun kareleridir. Yani bunun kökleri x1'in karesi ve x2'nin karesiymiş arkadaşlar. Peki kökler şimdi yukarıdaki denklemi inceleyelim. Kökler çarpımı x1'in karesi çarpı x2'nin karesi c midir? Evet. Burada x1 çarpı x2 4 ise yerine 4 yazarsak 4'ün karesi o zaman c ne olur? 16. C'yi bulduk. Yine aynı şekilde kökler toplamı x1'in karesi artı x2'nin karesi yukarıdaki denklemde eksi b bölü a'dan eksi b'dir. Bakın ben buradan şöyle rengi değiştireyim. Kırmızı yapayım. Şuradan her iki tarafın karesini alırsan bakın şurayı kare alırsan nasıl olur? Şöyle olur. x1'in karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi x2'nin karesi eşittir 36. Kökler çarpımı 4 olduğu için 4. Bu 8 olur. 8'i öbür tarafa atarsanız 28. Demek ki burası da 28. Eksi b. B eşittir. Eksi 28. Ne istiyor benden? B ile C'nin toplamını soruyor. Toplamı eksi 12. Doğru cevap A seçeneğidir. 16. soruya geldik. Yine ikinci dereceden denklem. Denklem kökleri m ve 2'dir. O zaman kökler toplamı m artı 2 eksi b bölü a'dan 8 bölü m. Kökler çarpımı m çarpı 2 c bölü a'dan n bölü m'dir. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız m kare artı 2 m eşittir 8. 8'i eşitliğin diğer tarafına atalım.
4'e 2 bu artı bu eksi. M eşittir ya 2'dir ya da eksi 4. Benden ne istiyor? N'nin alabileceği değerler toplamı. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 2M kare 2M kare eşittir N olur. 2 yazarsanız N eşittir ne çıkar? 2'nin karesi 4. 2 ile çarp 8. Efendime söyleyeyim. Eksi 4 yazarsak 16. 2 ile çarparsak 32. Bu ikisinin toplamı 40 çıkar. Doğru cevap E seçeneğidir. Hemen hiç vakit kaybı yapmadan sevgili gençler 17. sorumuza geldik. Dikkat ederseniz ayette genellikle akademik bilgi içeren böyle çok yoruma dayalı olmayan bilenin yapabileceği soru tipleridir. Onu da belirtmek isterim. Diyor ki efendime söyleyeyim yeşil, mavi, sarı, pembe renkte toplam 40 top var. Rastgele çekilen bir topun yeşil olma olasılığı %34. Peki. %30. 40'ın %30'u kaç? Hemen buluyoruz. 12. Demek ki 12 tane yeşil var. Geriye kaç tane kaldı? 28 tane top. Ne diyor burada? Sarı top çekme olasılığı mavi top çekme olasılığından fazla. O zaman sarılar maviden büyük. Bir de sarı veya mavi. Sarı artı mavi. Top çekme olasılığı. Pembe bir top çekme olasılığından azdır. Pembeden azdır. Şimdi sarı, mavi ve pembeye kaç tane kaldı? 28. Eğer eşit olursa bunlar 14'e 14 olur. Ama eşit değilmiş. Demek ki burada 13 tane var. Burada 15 tane var. Demek ki bunlar 13 tane ise diyor ki bu torbada en çok kaç mavi vardır? En çok 6 6 olmayacağına göre ve sarı maviden daha büyük. Sarı maviden büyükse buna 7, buna 6 diyeceğim. 7 ve mavi 6. En fazla 6 olur. Doğru cevap C seçeneğidir sevgili gençler. Geçiyorum 18. soruya. Burada da 4 tane mağaza var. Ali Bey elindeki 5 üründen 2 farklı renkte televizyon ve 3 farklı renkte buzdolabı var. Televizyon 1, televizyon 2, buzdolabı 1, buzdolabı 2, buzdolabı 3. 4 tane mağaza var. Mağaza 1, mağaza 2, mağaza 3, mağaza 4. Evet. En az bir ürün bırakmak şart. Ali Bey bu dağıtımda hiçbir mağaza hem televizyon hem de buzdolabı bırakmak istemiyor ve buna göre bir dağıtım yapmayı planlıyor. Ali Bey'in dağıtım planını kaç farklı şekilde yapmış? Demek ki bu buzdolaplarından ikisi bir mağazaya verilme durumu varmış. Ben bir tane buzdolabı kenara alıyorum. Efendime söyleyeyim burada 4 tane ürün var. 4 mağazaya 4 faktöriyel şekilde dağıtılır. 4 ürün 4 mağazaya 4 farklı şekilde dağıtılabilir. Bir de bu buzdolabı eğer bu birinci mağazaya 2 buzdolabı verilebilir. Birinci mağazaya 2 buzdolabı. İkinci mağazaya 2 tane buzdolabı verilme durumu olabilir. Üçüncü mağazaya 2 tane buzdolabı. Yani artık hangi buzdolabı hangilerine verilmişse öyle bir durum var. Yani toplamda 4 tane durum yine söz konusu. Yani o ayırdığım buzdolabı hangi mağazaya verebilme durumum var? Bakıyorum buzdolabı hangilerindeyse ona göre 4 farklı durum yapıyorum. Burada 24 çarpı 4 o da eşittir. 96 tane doğru cevap D seçeneği farklı durum elde edilebilir sevgili gençler. Geçiyorum 19. soruya. Bir fonksiyon sorusu fx, gx. Burada grafik verilmiş 2 eksi x. Bakın fx'i şöyle yapabilirsiniz. fx eşittir. Kollar yukarı doğru olduğu için x kare şöyle x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde de kökleri eksi 2 artı 2 olduğu için. Bunu da yine eksi parantezinde düşünebilirsiniz. X eksi 2, x artı 2 düşünebilirsiniz. Getirip 2 eksi x yazacağız buraya. X gördüğümüz yere 2 eksi x yazıyorum. 2 eksi x eksi 2 fx'te çarpı 2 eksi x artı 2 küçüktür. Şimdi gx'e geldim. Gx'te de x eksi 2 yazacağım. Eksi parantezinde x eksi 2 x eksi 2 eksi 2 çarpı x eksi 2 artı 2.
Peki bunları düzenleyelim. Bakın ikiler gitti. Eksi x. Eksi x'i dağıtayım şöyle. Eksi x kare. Eksi 4x. Küçüktür. Burayı dağıtırsam yine eksi x kare gelir. Artı 4x. Burada eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Pardon. Artı 4x. Eşitliğin diğer tarafına attım. 2x kare. Eksi 8x. Küçük 0. 2x parantezine alıyorum. X eksi 4. Küçük 0. Eşitsizlik tablosunu çizersem 0 ile 4. İşareti artı eksi. Artı 0'dan küçük. 0 ile 4 arasındaki sayılar. 1, 2, 3. Alabileceğiz. Tam sayıların toplamı kaçtır? Topladığımda 6 değerini buluyorum. Doğru cevap D seçeneği sevgili gençler. Güzel bir parabol sorusuydu. 20. soru. Yine bir ikinci derece denklem verilmiş. Fonksiyon verilmiş. Bu bir aynı zamanda ikinci derecen olduğu için parabol belirtir. Diyor ki fonksiyonu koordinat düzleminde çizilen grafiğine sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Y eksenine göre negatif yönde 4 birim ötele. Bakın bunu şöyle çözebilirim size. Negatif yönde 4 birim ötele. Yani buradan 4 birim çıkartılıyor. Hemen x kare eksi 2x 4 birim artı 3 eksi 4 oldu. Sonra bu şu hale aldı. X kare eksi 2x eksi 1 oldu. X eksenine pozitif yönde 2 birim ötele. Pozitif yönde 2 birim ötelemek demek x gördüğümüz yere x eksi 2 yazmak demektir. İlk tam tersini uyguluyorsunuz arkadaşlar. Pozitif yönde 2 birim ötele. X eşittir 2 olmuş oluyor. Yani x eksi 2 yazacağız yerine. Buradan da y eksenine göre simetriğini al diyor. Yani x yerine eksi x yazacağız. Y eksenine göre simetriğini almak demek x gördüğümüz yere eksi x yazmak demektir arkadaşlar. Şöyle ki x yerine eksi x yazıyoruz. Bu oldu. Benim gx dediğimiz şey bu oldu. Gx fonksiyonu bu. Diyor ki g eksi 2 nedir diyor. O zaman x yerine eksi 2 yazıyorum. Rengi değiştireyim. X yerine eksi 2 yazıyorum. X yerine eksi 2 yazıyorum. Bunlar 0 oldu. Burası 0. Burası da 0 oldu. Doğru cevap eksi 1. Doğru cevap B seçeneğidir sevgili gençler. Veya bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın ikinci bir yoldan da size izah edeyim bunu. Bunu fx'i şöyle yapın. Tam kare düşünebilirsiniz. Bakın x eksi 1'in karesiymiş gibi düşünüp 1 artı 2 ekleyebilirsiniz. Bu. Efendime söyleyeyim 4 birim ötelemek demek negatif yönde 4 çıkartmak demektir. Direkt şöyle olur. X eksi 1'in karesi eksi 2 oldu. Sonra 2 birim pozitif yönde ötelemek demek x yerine x eksi 2 yazıyorsunuz. X eksi 3 oldu burası. Böyle bir şey oldu. Sonra y eksenine göre simetriğini almak demek eksi x yazmak demektir. Evet. Gx bu oldu. Bizden g eksi 2'yi soruyor. G eksi 2 eşittir. Eksi 1'in karesi 1. 1 eksi 2'den yine eksi 1. Bakın sonucunu elde ettik sevgili gençler. Vakit kaybı yapmayalım hemen. 21. sorumuza geldik. 21. soru. Yine güzel bir parabol sorusu ve doğru var burada. 1 ile 5'in orta noktası 3'tür sevgili gençler. 3'ü şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Y eşittir denklem olarak kurarsak A çarpı ilk kökleri eksi 1'e ve 5'tir. Kökü 1 ve 5'tir. X eksi 1 çarpı X eksi 5 yazabilirsiniz. X yerine 3 yazdığınızda ne çıkar? Burası Y eşittir. Eksi 4'a çıkar. Yani şu nokta eksi 4'a. Peki x'e 0 yazdığınızda ne çıkıyor? X'e 0 yazdığınızda y 5a çıkar. Şurası da 5a noktası. Bakın burası 0'a 5a. Bitti. Burası da 3 virgül eksi 4a oldu. İki nokta belliyse eğimini kurabilirim. X eksenini kestiği noktayı da denklemini kurabilirim bunu. Nasıl? Eğim şöyledir arkadaşlar. Y'ler farkı. 5A. Bakın.
Eksi 4a'dan artı 4a olur. Bölü 0'dan 3 katıyorum. 0 eksi 3. Yine eğim demek. Y eksi y1. Y1'i 5a olarak alayım. X eksi x1. 0. Oh, arkadaşlar. 9a'yı 3'e bölersem eksi 3a oldu. Bu da eşittir. Benden ne istiyor? X ekseni kestiği nokta. Y yerine 0 yazacağım. Y yerine 0 yazdığımda eksi 5a olur. Eksi 5a bölü x. X eşittir. Buradan 3 ile yer değiştirirsem 5 bölü 3 olur. Doğru cevabım C seçeneğidir. Sevgili gençler, bakın güzel bir analitik parabol iç içe sorulmuş bir soru. Geldi 22. soru. Çok basit bir eşitsizlik sorusu. Hemen açıyorsunuz. X kare eksi 3x. Bunlar da bu tarafa atın. Artı x eksi 15 küçüktür. Sıfır deyin. X kare eksi 2x eksi 15 küçük sıfır. 5'e 3 eksiye artı tablosunu çiz. Eksi 3, 5 kökleri işareti artı eksi. Artı sıfırdan küçük dediği için eksi 3 ile 5 arası. 22. sorunun doğru cevabı A seçeneği. 10 saniyede rahatlıkla çözebileceğiniz bir soru. Geçiyorum. 23. örnekteyim. 23. örnekte hemen rengimi değiştiriyorum. Şimdi bir logaritma sorularına geldik. Logaritma sorusu diyor ki kesişme noktası. Kesişme noktası bunları birbirine eşliyorsunuz. Kesişme noktası birbirine eşliyorsunuz. Sonra ben bunu şöyle düzenleyebilirim. 3 üzeri x bunun altına getiriyorum. 4 üzeri x bölü 3 üzeri x eşittir 2. Yani 4 bölü 3 üzeri x eşittir 2 oldu. Bunu hemen logaritmaya çeviriyorum. Nasıl logaritmaya çeviriyorum? Logaritma 4 bölü 3 tabanında buraya 2 yazıyorum. Eşittir x. Bakın şıklar 1 bölü. O zaman 1 bölü şeklinde verildiği için her ikisini de logaritma 2 tabanında yazayım. Hem yukarıyı hem aşağıyı logaritma 2 tabanında yazarsam 2 tabanında 4 bölü 3. 4 bölü 3'ü ben kısaca logaritma 2 tabanında 4 eksi logaritma 2 tabanında 3 şeklinde yazabilirim. Bu 1'dir bunun sonucu. Buranın sonucu da 2 eksi logaritma 2 tabanında 3 olur. Doğru cevabım A seçeneği. Sevgili gençler, bu da böyle bir logaritmanın özelliğine kullandığımız bir soru. Hemen 24. soruya geldim. Birden 50'ye kadar olan tüm sayılar 6 tanesi tahmin ederek oynanan bir oyunu bu sayıların 6 tanesi seçiyorum. 10 tabanındaki logaritma toplam bir tam sayıdır diyor. Logaritma 10 tabanında. Şimdi bunları A, B, C, D ve 6 tane sayının çarptığında 6 tane sayı. Bunlar üstleri bu şöyle ki bakın bu sayının 6 tanesini seçiyor. 10 tabanındaki logaritmaların toplamı bir tam sayıdır. Şimdi toplam logaritmada ne oluyor? Çarpma dönüşür. Çarpma dönüşünce bir tam sayı olabilmesi için, bunun sonucunun bir tam sayı olabilmesi için burasının 10 üzeri n şeklinde ifade edilmesi lazım ki en başa geçsin, onlar logaritmalar gitsin. Ha. 10 üzeri n demek 2 üzeri n ve 5 üzeri n'dir sevgili gençler. Yani içinde 2 ve 5 çarpanını bulunduracak. 2 ve 5 çarpanı hangisi olamaz diyor. 2 ve 5 çarpanı bunlarda mevcut. 15 3 ve 5'tir. 3 ve 5. İşte 3 işi bozuyor. Dolayısıyla onun kuvveti haline yazılamıyor. 3 olamaz. B seçeneğidir doğru cevabımız. Sevgili gençler, geldik 26. soruya. Şimdi 26. soru. Hemen düzeltelim burayı. Evet. 25'ten sonra pardon. Biz 24'ü yaptık. Şimdi 25. soruda sevgili gençler. 25. sorumuz. Yine bir logaritma sorusu. Burada A ve B
Bitkilerin boyları sırasıyla verilmiş. Hemen A bitkisinden başlayalım yazmaya. A'nın boyu şöyleymiş. 3 tabanından karekök 27. 27 3'ün karesi, 3'ün küpü şeklinde yazılır. 3 bölü 2 başa geçer. Burası 3 bölü 2 çıkar. Peki B'yi yazalım. B'nin boyu neymiş? Logaritma 9 tabanında karekök 3'müş. Şimdi bu 3 üzeri 1 bölü 2'dir. Şurası 9'du. 9'u da 3'ün karesi yazıyoruz. Hani logaritmanın özelliği nedir? 1 bölü 2 bölü bu buradaki sayı 2. Ve logaritma 3 tabanında 3 olur. Logaritma 3 tabanında 3 1'dir. Yani burasının B'nin boyu da 1 bölü 4 ile başlıyor. Sonra diyor her hafta A şu kadar artıyor. B de bu kadar uzuyor. Kaç hafta sonra bunların boyları eşit olur. Şimdi A'nın her hafta artışını bulalım. Logaritma efendime söyleyeyim 27'ye kök 3. Bu 3 üzeri 1 bölü 2. Bu da 3, 1 bölü 2 3'e böleceğim. 1 bölü 2 3'e bölersem yani bu her hafta 6. Diğerini bulalım. Logaritma 9 tabanında kök 3. Bu da 1 bölü 2 2'ye bölüyorum. 1 bölü 4. Her hafta 4 artıyor. O zaman A 3 bölü 2 ile başladı. X hafta sonu X çarpı 1 bölü 6. B de 1 bölü 4 ile başladı. X hafta sonra X çarpı 1 bölü 4 kadar uzuyor ve eşit oluyormuş bunlar. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa attığımızda X bölü 4 eksi X bölü 6 eşittir. 3 bölü 2 eksi 1 bölü 4'ten buradan da paydalarını eşitlediğimizde X eşittir. 15 oluyor. Doğru cevap D seçeneği. 26. soruya geldik. 26. soruda logaritmada çarpmanın özelliği neydi gençler? Logaritma A artı B üzeri 5, 5 çarpı logaritma B yazayım. B üstündeki kuvvet başa çarpı olarak geçiyordu. Eşittir 1. Peki burada ne oluyordu? 3 çarpı logaritma A artı logaritma B o da eşittir 2'ymiş. Taraf tarafa yok etme metodunu kullanıyoruz gençler. Taraf tarafa burada yok etme metodunu kullanalım. Şurayı düzgün yazayım. Logaritma B. Burada yok etme metodunu şöyle yapabiliriz. Aşağıyı mesela eksi 5 ile çarpalım. B'ler yok olur. Eksi 15 bir daha eksi 14. Logaritma A oldu. Bu da eşittir. Eksi 9. Logaritma A'yı ne bulduk? Eksinin eksiye bölümü artı 9 bölü 14 bulduk. Logaritma A değerini getirip şuradaki denklemde yerine koyduğumda oradan 9 bölü 14 artı 5 çarpı logaritma B eşittir 1'den. Buradan da logaritma B'nin 1 bölü 14 çıktı ortaya. Bizden ne istiyor? Logaritma A çarpı B. Logaritma A çarpı B demek bu ikisinin toplamıdır. Bu ikisinin toplamı da 10 bölü 14 olur. O da eşittir. 5 bölü 7. Doğru cevap A seçeneğidir. Sevgili gençler, geldik 27. soru. 27. soru bir trigonometri sorusu. Aynı zamanda bu geometride de çözülebilir. Ben burada çözeyim hemen size. Bunlar yarıçap birim çembermiş. Bunlar da 1, burası da 1, burası 180 eksi alfa. AB uzunluğunu soruyor. Hemen kosinüs teoremi uygularsak direkt çıkar. X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 kosinüs 180 eksi alfa. X kare eşittir. 1 1 daha 2. Kosinüs 180 eksi alfa kosinüs alfa olur. Eksi kosinüs alfa eksi eksi artı olur. Yani 2 çarpı kosinüs alfa oldu. Karekökünü alırsak x eşittir. Karekök 2 artı 2 kosinüs alfa oldu. Sevgili gençler bu da bu şekilde. Umarım video faydalı olmuştur. Beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi geldik 28. soru. Bu da bizim son sorumuz olsun. Diğer geometri sorularını diğer videoda size çözdüm. Şimdi arkadaşlar burada da ne oldu? 5 pi var burada. Sinüs 5 pi. Şimdi
Esas ölçüsünü bulacağız. 5π'nin 4π'sini atıyoruz. Sinüs pi artı x kaldı. Burada pi kaldı. Peki pi de atabiliriz. İsim değişmiyor. İsim değişmediği için hemen ne yapacağız arkadaşlar oraya? Oraya eksi sinüs x yazıyoruz. Eksi sinüs x. Yine aynı şekilde burada da 6 pi atıyoruz. Pi kalıyor. Buradan da ikinci bölgede pi atarsanız kosinüs x kaldı. İkinci bölgede kosinüs eksidir. Sekant demek 1 bölü kosinüs demektir. 1 bölü kosinüs x olur. Kosinüs eksi yutar. Onu da belirteyim size. Geldik buraya. Bu pi attığımızda kosekant sinüs oluyor. Bu da 1 bölü sinüs x oldu. Çarpı diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu atarsak kotanjant x olur. Kotanjant x demek kosinüs bölü. İkinci bölgede eksidir. Eksi eksi artı olur. Onu belirteyim. Arkadaşlar tanjant demek sinüs bölü kosinüs. Kotanjant demek kosinüs bölü sinüstür. Kosinüs bölü sinüs olur arkadaşlar. Peki yukarı eksi parantezini alırsam sin artı kosinüs oldu. Aşağıda payda eşitlersem sin artı kos bölü sin çarpı kos geldi. Çarpı payda eşitlerseniz sin kare artı kos kare sin çarpı kos oldu. Burada gerekli sadeleştirmeyi yaparsanız bakın şöyle bir sadeleştirme söz konusu burada. Sin artı kos sadeleşir. Ters çevirirseniz bakın şunlar da sadeleşir. Sin kare artı kos kare 1. Önünde eksi var. Eksi 1 olur. 28. sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Böylelikle arkadaşlar, gençler videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Başarılar diliyorum.